to my party. We're just getting started. A life. Evet, Özden hocam. Özçam Dibi, Yunus Emre. Yunus Emre lider grupta. Özçam Dibi de geçen hafta 7-1'lik bir skorla geçen haftayı geçti. Bu hafta da zor maç. Sen de bu işin içindesin. Ne düşünüyorsun? Biz de fırsat buldukça bölgemizdeki maçları, Mal Ligi olsun, şimdi Süper Amatör Playoff da başlıyor. Hocalarımıza gelip takip ediyoruz. Çünkü liglerde de çok genç, iyi oyuncular var. Mal Ligi'nde de çok çekişmeli bir lig zaten. Her iki grupta, İzmir takımlarının olduğu grupta. Bugün de lider takımımız Emre'ye hem de Özçam gibi İzmir'imizin takımını izlemeye geldik. Takip ettiğimiz oyuncular var. Hem son performanslarını görelim hem de bu heyecanı yaşayalım diye. Antrenmanımızı sabah yaptık. Antrenman çıkınca da maçı izlemeye geldik. Yani böyle ligleri, oyuncuları takip etmeye devam edeceğiz. Hep devamlı takip edeceğiz. İşte bunun en büyük örneği Soma Spor'dur. Soma Spor hep Bal Ligi'nden oyuncularla başarılı bir grafik çiziyor. Bizim şu an mevcut kadromuzda da bu liglerden aldığımız oyuncular var. Hem 3. lig olsun, Bal Ligi olsun. Buradaki genç oyuncuları devamlı takip ediyoruz. Bir de projelerinizle ilgili böyle kısa bir değerlendirme yapalım. Biz Menemen spor kulübünde 2 yıllık bir anlaşma yaptık. Bu yıl bir sahip şirketleşme oldu. Özgür Ekmekçioğlu önderliğinde. Şimdi seneye takımı oluşturmak için dediğim gibi genç, dinamik oyuncular arayışı içindeyiz. Bu yüzden bu maçları devamlı takip ediyoruz. Amacımız hem yetiştiricilik, hem yetiştiricinin yanında da yarışmacılığımız kimliğimizden de hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biraz zaman ayırdınız. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Saygılar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsmail, güreğe göre mi? Güreğe göre mi?
Thank you.
Yine görevinin başında. Kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Nasıl görüyorsun maçı? Özcan Dibi. İyi oynuyor. Yunus Emre. İyi oynuyor. İyi. Şu anda iyi oynuyor. Kolay gelsin. Oh!
Hepsine ver, hepsine ver. Çay içer. Var mı abiler? Sıcak çay isteyen burada. Sıcak çay. Çay.
Let's
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Hayır!
Futbol Yorum'a hoş geldiniz arkadaşlar. Futbol Yorum'da bu hafta sizlere Özçam Dibi ve Yunus Emre Belediyespor arasındaki yani lider ile yaptığı maçın yorumunu yapacağım. Her iki takımı nasıl oyun oynadığını anlatacağım. Maçın kahramanı kim onu belirteceğim. Ama önce çabuk çabuk İzmir grubunu ilgilendiren 9. ve 10. gruptaki haftanın 17. haftadaki maç sonuçlarını, puan durumlarını çabuk çabuk vereyim. Ondan sonra da Özçam Dibi, Yunus Emre Spor arasında, Belediyespor arasındaki maçın yorumuna geçelim. Tartışmalı pozisyon, penaltı pozisyonu ve oynanan oyun ile ilgili her iki takım açısından da değerlendirmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, 9. grupta haftanın skorları şu şekilde oluştu. Çivril, Kralan 0, Bornova, Yeşilova. Evet, Bornova, Yeşilova geçen hafta da kendi sahasında Sarayköy'ü yenmişti. Deplasmanda da galibiyetle döndü. 3 puanla ve avantajlı bir şekilde bu haftayı da geçti. Çiğli Belediyespor Kızılcabölü'yü kendi sahasında 3-0 yendi. Esin Grup Sökespor ile Viven Bornova lider 2-2 berabere kaldı. Bu Viven için deplasmanda 1 puan iyi bir puan gibi gözüküyor. Ermaş, Muğla Spor, Güreller Lojistik Yeşilçınar'ı da 1-0 kendi sahasında yendi. Bu arada Muğla Spor'un da ayak sesleri yukarıya doğru duyulmaya başladı. Tire kendi sahasında Aydın Yıldız'a, evet Aydın Yıldız Çiğli'ye de sürpriz yapmış idi. Tire'ye de deplasmanda sürprizini yaptı ve 2-0 gibi net bir skorla Tire'yi de yendi. Denizli Sarayköy kendi sahasında Yatağan ile 1-1 berabere kaldı. Davutlar Belediyespor'da Didim Belediye Saygın Spor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlardan sonra 9. grupta oluşan puan durumu ve haftanın maçlarını da söyleyeceğim. Evet, Viven Bornova 17 maçta 34 puanla lider durumda. 2. sıraya işte evet dedik, ayak sesleri geliyor. Ermaş Muğla Spor 17 maçta 33 puanla 2. sıradaki yerini aldı ve 3. sıraya düşen Tire bu hafta mağlubiyetle 30 puanda kaldı. Esin Grup Sökespor'da 29 puanla 4. sırada. Denizli Sarayköy'de 2 haftadır düşüşte, bu hafta da berabere kaldı ve 29 puanla 5. sıraya düştü. Bornova Yeşilova 6. sıraya kadar çıktı 2 haftadır galibiyette, 26 puanda. Didim Belediye Saygın 7. sırada 25 puan. Çiğli Belediyespor 24 puan. Yatağan Spor 21 puan. Aydın Yıldız 10. sırada 21 puan. Davutlar Belediyespor 11. sırada 21 puan. Çivri Kralan 12. sırada 17 puan. Güreller Üstlük 13. sırada 15 puan. Ve son sırada Kızılcabölük takımları bu şekilde ligde sıralandılar. Evet, gelecek haftaki maç programına bakalım. 9. grupta. 9. grupta bu haftanın önemli maçlarından bir tanesi Yeşilova ile Çiğli Belediyespor arasında Yusuf Tırpancı'da oynanacak. Ve bu maç işte hani derbi, gene bu İzmir takımları arasındaki düşmeyi kalmayı ilgilendiren maçlardan bir tanesi. Gerçi kazanan ne kadar olursa olsun ligde kalacak ya da yani garanti kalacak diye bir durum yok. İşte bazı ihtimalleri daha önce de anlattık. İzmir takımından biri şampiyon olacak da 3. olan takım playoff oynayacak. Çıkmayan candan ümit kesilmez misali, her iki takım da bu maçtan galibiyet için oynayacak. Son zamanlarda düşüşte olan Çiğli Belediyespor her ne kadar son hafta Kızılcabölük'ü kendi sahasında yendiyse de Kızılcabölük de ligin son sırasında kötü günler geçiriyor. Evet, Kızılcabölük Muğla ile kendi sahasında oynayacak. Muğla buradan zaten galibiyetle ayrılır diye düşünüyorum. Aydın Yıldız Esin Grup Sökespor ile kendi sahasında son haftaların yani sürpriz takım Aydın Yıldız. Bornova Yeşilova Çiğli Belediyespor, Didim Belediye Saygın Yapıspor, Denizli Sarayköy lider. Kendi sahasında Davutlar Belediyespor ile oynuyor. Güreller Üstlük Yeşilçınar, Tire
2021 Futbol Kulübü ile oynuyor. Yatağında kendi sahasında Çivri Kırılan Demirspor ile 18. hafta maçlarını oynayacaklar. Evet arkadaşlar, hemen 10. gruba da şöyle bir bakalım. Haftanın sonuçlarını ve puan durumunu verelim. Gelecek haftada oynanan maçları anlatalım. Ondan sonra da önemli konu Özcan Divi ve Yunus Emre Belediyespor arasındaki maçı anlatalım. Evet arkadaşlar, bu arada da abone olmayı unutmayın. Hep söylüyorum ama yani lütfen bana da darılmayın. Ama abone olursanız gerçekten keyif alıyorum. Yani her gün abonelerimiz çoğalıyor. Bir de olsa, iki tane de olsa ben hani hoşuma gidiyor. Abone olması, izleniyor olmak. Tabii ki daha keyifle yorumlar yapmak istiyorum. Evet. Gazi Mahallesi Alaçatı'yı 1-0 yendi. Alaçatı için bu kötü bir sonuç. Çeşme Belediyespor Kartal Spor 2-1 yendi. Çeşme Belediyespor için iyi bir sonuç. Bağcılar Spor Kulübü Sultan Gazi 1-1. Saruhanlı Belediyespor Alaya kendi sahasında yenildi. Saruhanlı'da da 2 haftadır düşüş var. Özçam Dibi Yunus Emre ile, evet benim de takip ettiğim maçta 1-1 berabere kaldı. Manisa Sanayi'de Budakları 4-0 gibi net bir skorla yendi. 17. haftada oluşan puan durumunda Yunus Emre Belediyespor liderliğini sürdürdü 37 puanda. Ali Ağa Belediyespor ona bir nebze daha yaklaştı 36 puanda 2. sırada. Çeşme Belediyespor 31 puanda 3. sırada. Manisa Sanayi 4. sırada 29 puan. Özçam'da 5. sırada 28 puan. Kartal Spor bayağı bir düşüşte 27 puan 6. sırada. Alaçatı 27 puan 7. sırada. Bağcılar Spor Kulübü 23 puan. Saruhanlı Belediye Spor Futbol Kulübü 23 puan. Sultan Gazi 10. sırada 20 puan. Gazi Mahallesi 11. sırada 16 puan. Ortaköy 12. sırada 12 puan. Salihli Belediyespor 13. sırada 11 puan. Ve Budaklar Gençlik son sırada 6 puanda bulunuyor. Gelecek haftaki maç programına da bakalım. Bu gruptaki maç programı nasıl şekillenecek? Buna bir bakalım. Evet. Bu hafta Kartal Spor Gazi Mahallesi ile kendi sahasında oynayacak. Yunus Emre Belediyespor Ortaköy lider Ortaköy'ü yener diye düşünüyorum burada. Alaçatı Bağcılar Spor Kulübü ile yani zor bir maça çıkacak. Yenmek zorunda olduğu bir maç Alaçatı'nın. Bu maçtan puansız ayrılması halinde Alaçatı'yı da zor günler bekleyebilir diye düşünüyorum. Salihli Belediyespor Çeşme Belediyespor ile kendi sahasında oynayacak. Sultan Gazi Spor Manisa Sanayi Yıldız Spor ile kendi sahasında oynuyor. Ali Ağa Futbol AŞ Özçam'da. Evet 10. grupta da yani Ali Ağa işte ligin favorilerinden Ali Ağa ama son zamanlarda da ligde bayağı bir iyi işler yapan Özçam Dibi ile Ali Ağa'da çok önemli bir maç var. Hani hem bu maçı izlemek isterim hem Çiğli Yeşilova maçını izlemek isterim. İşte böyle bir maçlardan bir tanesi. Her tarafta olamayacağımız için bu hafta Ali Ağa Futbol AŞ Özçam Dibi maçı gerçekten önemli ve seyredilecek güzel maçlardan bir tanesi. Budaklar Gençlik Spor Kulübü de Saruhanlı Belediye Spor ile kendi sahasında oynuyor nokta. Evet arkadaşlar, bu noktayı koyduktan sonra gelelim Özçam Dibi ve Yunus Emre Belediye Spor maçının yorumuna. Evet, Özçam Dibi bu maçı 1-1 bitirdi belki. Şöyle Özçam Dibi'yi birazcık nasıl bir takım olduğunu açalım. Hani bilmeyenler için. Gerçi İzmir'de futbolla ilgisi olan insanlar Çam Dibi takımlarının, işte o Bornova'daki o takımlarının nasıl bir pozisyonda olduklarını bilirler. Yani futbolcu yuvası, futbolcu hani merkezi mi diyeyim, futbolcu yani futbolla ilgili her türlü muhabbetin döndüğü, arkadaşlığın döndüğü, kulüplerinin bol olduğu, spora gerçekten önem veren bir semt gözüyle bakalım Çam Dibi'ne. Yıllardan beri bu böyle ve Özçam Dibi de bir mahalle takımı. Ve Özçam Dibi şu anda ligde 5. sırada. Ve işte belediye sporlarla birçok takımla mücadelesini sürdürüyor ve iyi bir şekilde sürdürüyor. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Ve dediğim gibi Özçam Dibi, Çam Dibi futbolun beşiği. Evet bulduk kelimeyi. Beşiği diyoruz. Özçam Dibi, ben Özçam Dibi'ni izlemeye başladım. Özçam Dibi'nde şöyle bir şeye vardım. Bu hafta içinde konuşabilirim. Özçam Dibi gerçekten haddini bilerek sahada oynayan,
yetenekli oyunculara sahip, yani işte gerçekten iyi oyuncuları olan bir takım görüntüsünde. Ama bu hafta oynadıkları maçta Yunus Emre gibi ligin lideriyle, yani Yunus Emre lider olmuş. Arkadaşlar nasıl bu lider oluyor diye bakıyorsunuz. Tabii ki bu hani yani bu, bir takım geldiği zaman lider olarak oynadığı bir maça geldiğinde diyorsun ki ya bu lider, bu maçını bir bakalım ya, bu nasıl lider bir takım, iyi bir takım mı diye inceliyorsun. Ve oyun olarak yani Yunus Emre Belediyespor futbolu bilen oyunculardan kurulu, futbolu oynamaya çalışan bir takım. Hücumda da Enes gibi hızlı oyuncuları, yetenekli oyuncuları var. Tecrübeli oyuncuları var. Şimdi baktım Yunus Emre'ye, yani ilk defa izledim. Çok fazla derinlemesine bununla ilgili yani yorum yapmayacağım. Şöyle yapmayacağım. Çünkü Yunus Emre'de oyunculara bakıyorum, geçmişine bakıyorum. Diyorum ki bu 6 numaralı oyuncu, iyi oyuncu. Bakıyorum profesyonel geçmişi var. Bakıyorum 4 numaralı oyuncu, stoperde iyi işler yapıyor, profesyonelden dönme. 5 numaralı oyuncu alıyor, götürüyor, pas veriyor diyor. Bakıyorum profesyonelden dönme. Sol bekleri Bolvedin'den aldıkları oyuncu aynı şekilde işte Çiğli playofflarında Çiğli'ye atılan golde çok uzak bir noktadan attığı ters topla Çiğli Belediyespor'un yediği golde Bolvedin'in asistini yapan oyuncusu. Yani bakıyorum hani diğer oyunculara da, işte orta sahada diğer oynayanlara, hücumda oynayan, bakıyorum birçok takım profesyonelden dönmüş ve Yunus Emre Belediyespor'u 3. lige çıkmak için, çıkartmak için mücadele ediyorlar. Zaten buradan yukarılara çıkmak için hani bu şekilde hem tecrübeli oyuncuları hem genç oyuncuları diyeyim, ama artık bu lig öyle bir lig haline geldi ki burada yani çok üst derece takım kurmak gerekiyor. Çünkü kurmuyorsan ya çıkmak için takım kuracaksın, öyle söyleyelim. Açarak söyleyeyim. Ya ben bu sene idare edeyim de seneye takım yap. Öyle olmuyor burada. Çünkü burada öyle takım yaptığında küme düşme durumuna giriyorsun. Ve Yunus Emre Belediyespor'da 3. lige çıkmak için, çünkü burada Ala gibi güçlü, hatta sezon başında Çeşme Belediyespor'da iyi yatırımlar yaptı. Güçlü takımlar arasında bir anda buradan sıyrılmak öyle kolay değil. Hiçbir takım için kolay değil ve Yunus Emre de böyle profesyonellerden kurulu tecrübeli bir takım. Özcan Dibi dedim ya, haddini bilerek oynayan, yüreğiyle oynayan, yani bir grup şeklinde, yani çok daha şu andaki pozisyonda mücadele ediyorlar. Onların oyun anlamındaki saha yayılışlarında yani etkili oyuncuları var. İşte Uğur Karakoç var. Forvet'te santroforları var. Orta sahada iyi bir orta sahaları var. Defans kurgularından taviz vermiyorlar. Kalecileri çok iyi. Sağ tarafta oynayan sağ bek oyuncuları, Altınordu'dan geçmişi olan bir çocuk, o da iyi. Yani genç olmasına rağmen iyi. İyi mücadele ediyorlar. Ya zaten de bulundukları konum Özçam gibi 5. sırada. Yani bu statü gereği işte dedik ya, Özçam gibi Alaçatı, biri 5, biri 6, 7 ligi bitiriyorlar. 2, 3 bitiriyorlar ama küme düşüyorlar. Evet arkadaşlar, pozisyonlarda şimdi pozisyonları zaten var. İşte Özçam Dibi'nin yani yediği penaltı golü var. O tabii orada yorum, yani yoruma o andaki bir tribünden insanlar pozisyonu o anda baktığın zaman şeyle, çıplak gözle hani ya böyle penaltı mı olur diyorsunuz, ama futbolda işte ceza sahası içinde, açayım ben burayı birazcık, ceza sahası içinde oynayan, eğer ben bu işte tecrübeliyim diyorsa, ben bu futbolu biliyorum diyen oyuncunun o şekilde orada sırtını dönmüş oyuncuya hareket yapmaması gerekir. Yani orada kontrolde kalması gerekir. Bakın pozisyon penaltıdır değildir. Onu bakın şu anda zaten ince bir şekilde izleyip de penaltı, yani ben penaltı derim. Siz penaltı demeyebilirsiniz. Çünkü hani tarafsız gözle bakan bir adam olarak penaltı görüntüsü de var. Ama hakemden yakın olduğu için görüntülere de baktığın zaman ha, bu yok, top ceza sahasına doğrudan dışarı çıkıyor da diyebilirsiniz. Penaltı değil de diyebilirsiniz. Hani bu dediğim gibi yoruma açık, net bir şey değil. Ama orada o oyuncunun o pozisyonda o şekilde ceza sahasının dışına doğru taşmakta olan rakibini ve topunu
arkasından o şekilde müdahale etmesi bence en büyük yanlışı, yanlış bu. Yani gerek yok çünkü ne rakibin yüzü kaleye dönük, ne top kaleye yakın, hem de çapraz bir konumda, yani kenar bir konumda ve ceza sahasının dışına doğru taşmakta olan bir pozisyonda bu faulü, eğer faulse, eğer penaltıysa öyle diyorum çünkü tarafsız olmaya çalışıyorum. Penaltı ise bunu yapmaması gerekiyor. Birinci derecede oradaki oyuncunun bu bir hatası. Buna tepki tabii ki çok oldu ama görüntüde görünen bir şey var. Bu da gerçekten orada işte Özcan gibi belki 3 puan alacaktı liderden. İşte 1 puanla yine sahadan ayrıldı. Evet, diğer taraftan da Özcan dibinde bir şey daha söyleyeceğim. Hani maçın adamını, oyuncusunu seçmek için düşünüyorum. Kimi oyuncu seçeyim? Bir berabere bitmiş. İşte ne bileyim. Hani dersin ki arkadaş ya kaleci 4 tane top çıkarttı. Kaleciyi seçeyim. Bilmem ne yapayım. Ben hani Uğur Karakoç, ya bu adam tecrübeli. Ya seçilmez bu adam normalde. Tecrübeli. Yıllarca bu liglerde oynamış. Şey ama yani duruyor adam. Alıyor bir şeyler yapıyor. Gidiyor geliyor. Ya bu adam diyor ki, yani şey bu adam. Yani geçmişi var. Yapar. Yapar arkadaş, yapar. Ama onlardan zaten ondan bunlar bekleniyor zaten. Rakipteki 5 numaralı oyuncu da bunu yapıyor. Alıyor, veriyor, top atıyor bilmem ne. 6 numaralı oyuncu da yapıyor. Alıyor, vuruyor, şut atıyor, pas atıyor. Enes Can ligin gol krallığında üst sıralardaki oyuncu. Yani onun karşısında oynayan sağ bek aslanlar gibi Enes'in yani bir yerde durdurdu yani. Öyle söyleyelim. Yani çocukların hakkı var burada. Şu andaki hani haftanın oyuncusu olma adına, haftanın bilmem ne olması adına baktığın zaman yani iyi oyuncular var her iki takımda da. Ben genel olarak Uğur Karakoç'u yani maç içinde öyle anlar geldi. Yani takımı rahatlattı. Pas aldı. Pas verdi. Takımını atağa kaldırmaya çalıştı. Ve olmayacak bir zamanda, olmayacak bir yerden, olmayacak şekilde inanılmaz kalçadan bir şut çıkarttı. Ve takımının Yunus Emre karşısındaki beraberliğinde en büyük pay sahibi oldu diye onu bu haftanın oyuncusu adamı olarak seçiyorum. Siz de eğer benim gibi düşünüyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yorum da yapmıyorsunuz. Ben o zaman benim yorumlarım da boşa gitmesin. Yorum yapın. Siz de izleyen orada Özcan Dibi Yunus Emre maçını benim gibi düşünüyorsanız, düşünmüyorsanız da onu da yazın. Yok yok. Yani hocam bu penaltı değildi de diyebilirsiniz. Penaltı da diyebilirsiniz. Ama bu maçın oyuncusu bu oyuncu değil de bu oyuncu olmalıydı da diyebilirsiniz. Ya bakın bunlar bizi bir yere taşır. Evet arkadaşlar, Özcan Dibi ne önümüzdeki hafta Ala maçında diyelim ki ve Yunus Emre'ye de önümüzdeki haftaki maçlarında başarılar dileyerek programımızı kapatalım. Çünkü yine aldık gidiyoruz. Bayağı bir konuşma oldu. Arkadaşlar lütfen Özcan Dibililer, Yunus Emre'liler kanalımıza abone olun. Ben de daha fazla yorum yapayım. Sizden tek ricam bu. Affınıza sığınıyorum. Çok konuştum. Futbolda kalın. Futbol yorumda kalın. Hoşça kalın. Welcome to my party. We're just getting started. A life